Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bu çok önemliydi çünkü idealize etme eğilimimiz var bir konunun uzmanını ve hani kusursuz süper onun gibi çocuk yetiştirebilsek yok. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz ama dikkat ettim bazen dediniz. Bazen şunu yaptığım olmuştur, bazen bunu yaptığım bazen. Demek ki sık sık olmayınca o bazenler Evet. tolere edilebiliyor gayet. Hani kendi çocuklarımın terapiye ihtiyacı olmuştur, terapiye götürmüşümdür. Bu şu demek değil yani. Hani bir matematik öğretmeninin çocuğunun matematiği süper olacak. İngilizce öğretmenin çocuğu süper İngilizce konuşacak değil. Yani hani cami imamının çocuğu da en dindarımız o. Böyle bir Olmayabilir. matematiği yok yani. Hayatın böyle bir matematiği yok. Biz ebeveynler çocuklarımızın üzerinde çok fazla hakkımız ve etkimiz olacağına inanıyoruz. Ama çocuklarımızın üzerinde bir etkimizin olmayacağı daha Habil Kabil olayından bize anlatılmış yani. Dünya dakika bir, gol bir, iki evlat, Habil ve Kabil, peygamber baba, Yani. seçilmiş anne ama bir tane katil büyütüyorsun. Oradan dünyaya verilen bir mesaj var hani Habil Kabil'den. İnsanoğlu sen istersen dünyanın en iyi ebeveynliğini yap. Çocuğun katil olabilir. Kardeşini öldürebilir. Bu hani günümüz ebeveyni için çok travmatik bir sahne değil mi? Kardeşini öldürdü. Böyle bir şey duysak bu ne biçim anne baba ya falan deriz. Ama bir dünyanın hikayesi böyle başlıyor. O yüzden orada bize verilen bir mesaj var. Etkini abartmana gerek yok. Sen doğruları yap. Zararlardan geldiğince koru. İyilerle karşılaştır. Çocuk nereye gidecek? O onun seçimi. Onun da bir hür iradesi var. Çok çok daha hafif problemlerde bile hani katil olmak çok uç bir şey. Çok daha hafif hani görece çok daha hafif problemlerde işte okuldaki bir uyum sorunu veya ahlaki olarak çocuğun çok onaylamadığımız bir şey yapması gibi sorunlarda bile ebeveynlerin suçluluk duygusundan öldüğünü görüyoruz. Diyor ki ben nerede hata yaptım, ben nerede yanlış yaptım. Bu cümleyi ters çevirdiğimizde şu çıkıyor. Eğer ben her şeyi doğru yapmış olsaydım bu çocuk böyle olmazdı. Hayır. Sen her şeyi doğru yapmış olsaydın da bu çocuk böyle olabilirdi, bunu seçebilirdi. Kadri mutlak değiliz. Çocuk üstündeki tek faktör biz değiliz. Okul var, sokak var, medya var, sosyal medya var, arkadaş var, genetik yatkınlıkları var ve hür iradesiyle kötüyü de seçme özgürlüğü var. Biz sadece bir faktörüz, güçlü bir faktör ama bir faktör. O yüzden ben ne yaptım da yanlış yaptım? Tabii bu Dememek gerekiyor. öz eleştiri güzel bir şey ama kadiri mutlak olmadığımızı bilerek ya öyle dememek ya ben kesin her şeyi doğru yapsaydım çocuk her şeyi doğru yapardı değil. Onun bir garantisi yok. Evet. Peki Yani hocam. orada ben şunu diyorum. Hani ben nerede yanlış yaptım? Ben nerede yanlış yaptım? Ben nerede yanlış yaptım? Bir çocuğun kaderini elimizde zannetmek demek oluyor bu. Onun kaderi bizim elimizde değil yani. O aslında bir nevi tanrıcılık oynamak. İnsanoğlunun bunu yapacağını bence yaratıcı biliyordu. Tanrıcılık oynayacağını çocuk eğitiminde. Daha ilk Hazreti Adem'den bence mesajını bize verdi. O senin nerede yanlış yapacağınla ilişkili değil. Hatta şöyle bir ebeveynler hep şundan korkar. Çocuğum gelecekte beni kötü hatırlayacak. Ben diyorum ki sevecek çocuk mutlaka yer bulur. Sizi kınayacak çocuk da yer bulur. Yani sen ne yaparsan yap. Dünyanın en iyi ebeveynliğini yap. Hani Kabil gibi yani. Bir gün çocuk büyüdüğünde seni suçlamak istiyorsa yeteri kadar malzeme var done. Annemi suçlayacak anılar, babamı suçlayacak anılar. Google'da yaz. Tabii. 1000 tane anı çıkar. Annemi sevmemi gerektirecek anılar. Oradan da 1000 malzeme çıkar. Çocuk bunu hangisini satın alacak? Onun geleceği kaderi. Orada bakış açısına durduğu yere göre bir senaryo yazacak ve gerekli verileri oradan alacak. Peki hocam bütün bu konuştuklarımızın belki bir hülasası da olarak istiyoruz ki çocuğumuzun bireyselliği gelişsin, özgüvenli olsun, kendi ayakları üstünde duran, karar verebilen biri olsun. Ama çocuk erkil aile de olmayalım, veletşahi aile olmayalım, dünyayı onun etrafında da döndürmeyelim. Bu dengeyi nasıl tutturacağız? Ve sınır koymak burada nereye düşer? Evet, hani günümüzde ebeveynler şöyle bir şey diyorlar. Evde aslan dışarıda kuzu. Bir hizmet alanı var. Çocuğa çok hizmet ettiğimizde özgüven düşüyor. Ve çocuk şımarmaya başlıyor. Ben yediriyorum, ben giydiriyorum, odasını ben topluyorum, çantasını ben hazırlıyorum, ödevini ben yapıyorum, kakasını ben siliyorum. Yani hizmet ettikçe özgüven düşüyor. Hizmet etmek işte çocuk erkeğin aileye doğru gidiyor. Dolayısıyla bir çocuğa özgüven kazandırmanın yolu ona hizmet etmek değil. Çocuğa
eline güç vermek de değil. Bireysel bir çocuk yetiştirmek istiyorsak kendin yap, kendin yap, kendin yap cümlesini daha çok kurmalıyız. Yani 4 yaşından sonra bir çocuk kendi yatmalı, kendi yemeli, kendi uyumalı, dişini kendi temizlemeli, kıyafetini giymeli, kendini çıkarmalı. Anadolu'ya gidince bu çocuk tipini görüyorsun ama büyük şehirlere geldikçe ayağını uzatıyor, bekliyor, kolu böyle duruyor, işte giydireceksin, ağzını açıp Sen yedir, sen gelir giydir. diye bekliyor. Dolayısıyla biz çok hizmet eden bir kültüre dönüştük. Bu hizmet eden kültür işte çocuk erkeli ailelere yol açtı. Halbuki kendin yap cümlesini daha fazla kurmalıyız. Bu özgüveni geliştiriyor. Yani bizim özgüven gelişsin diye çıktığımız yolda yaptığımız ana eylem aslında özgüveni de en çok sabote eden eylem. Yani biz sınırları da netleştirerek çocuğun yerini bildirebiliriz. Hizmeti de keserek özgüveni geliştirebiliriz. Yani bir yandan çok kararlı net sınırlar. Ekran süresi bu kadar, yatma saati böyle, hayır bunu yapamazsın, bunu istiyorsan alamayacağım. Bu çocukların nerede durması gerektiğini öğretiyor. Burada sınırları düzenlersek, burada hizmeti kesersek tam aradığımız o profil ortaya çıkıyor. Ama sınırları gevşettik, bu sefer asi bir profil ortaya çıkıyor. Ama hizmete çok devam ettim, bu sefer pasif bir profil ortaya çıkıyor. Hizmet arttıkça çünkü çocuk pasifleşir, özgüveni düşmeye başlar. Hem hizmet çok, hem sınır yok. İşte bu dışarıda evde aslan dışarıdaki kuzu profili bu yani. Bu iki dinamik üzerine kurulu bunlar. Hizmeti çok almış, sınırı hiç almamış. Daha sonra hani bu zengin çocukların da oluyor ya, Cem Gariboğlu falan filan. Bunlar dünyanın başına bela alıyor yani. Aşırı hizmet almış, her şeyi hakkı gibi gören, sınır almadığı için de durduğu yeri bilmeyen bir tip oluyor. Ve patolojik bir sahne ortaya çıkıyor ve dünyanın başına bela oluyor. Ama hizmet almamış sınırlar da varsa bu işte özgüvenli bireysel dediğimiz çocuk bu formülden çıkabiliyor yani. Burada çocuk özgüvenli olsun diye dünya ona hizmet edecekmiş gibi bir sahte kurgu sunuyoruz. Evet. Ve bu tam tersine hizmet ediyor. Tam tersine Şununla hizmet ediyor. çok sınanıyoruz galiba hocam. Hani çocuk diyor ki sen yedir, sen uyut, sen giydir. Sen gelmeyince uyumuyorum ya da senin yanında uyuyacağım. 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuk. Şimdi kıyamıyorum. Buna çok takılıyoruz. Özellikle anneler. Çocuk isteyince, mızmızlanınca, biraz ağlar gibi yapınca ya da ağlayınca bir şeyi talep ederken kıyamıyorum diyor. Bu kıyamama halini ne yapacağız? Yine şöyle bir sözüm var. Hani beni böyle motto olmuş sözlerim var. Bu sözleri ben şimdi burada tekrarlıyorum. Hani sosyal medyada takip edenler bu sözleri çok satın aldığı için söylüyorum. Ebeveynlik çocuğu mutlu etme sanatı değildir. Çocuk için doğru olanı yapma sanatıdır. Dolayısıyla günümüzde ebeveynlik şuraya kaydı. Bu çocuğu ben mutlu etmeliyim. Halbuki ebeveynlik doğru olanı yapmaz. Yani doğru olanı yaptığında çocuk mutsuz olabilir, ağlayabilir, kıyameti koparabilir, kalbi kırılabilir. Benim çocuklarım bana çok demiştir yani. Keşke pedagog olmasaydın, senin yüzünden biz bunu yapamıyoruz. Sen çok biliyorsun, başkadan aileler izin veriyor. Yani insanlar hep şunu istiyor. Çocuğum bana aşık olsun, hayran olsun, hep güzel duygular beslesin. Bu rotada gidersek iyi ebeveynlik yapamayız. O yüzden o kıyamama kelimesi aslında ben hep onun mutlu, güler yüzü, keyfinin yerinde olmasını istiyorum anlamına gelir. Ama bu doğru bir ebeveynlik tarzı değil. Ben gideyim çocuğu mutsuz edin demiyorum. Ben doğruyu yapınca çocuk mutsuz oldu. Ya niye interneti kapattın? Süren doldu. Ağladı. Ben mutsuz etmiş olmadım. Sen bunun sonucunda mutsuz olmuş oldun. Çocuğun isteklerini yapmak zorunda değiliz, ihtiyaçlarını karşılamak Evet, zorundayız. Bunu evet, evet. anladım hocam. Bir de dediniz ki çocuğu korumak, ihtiyaçlarını karşılamak ve iyilerle karşılaştırmak yeterli bir ebeveynlik için gayet yeterli ilkelerdir. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Ben şu an özellikle küçük çocuğu olan, yetişme çağında çocuğu olan ebeveynlerin zihninin çok aydınlandığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Güzel sorularınızla konuyu iyi çerçevelediğiniz için. Çok Sağ teşekkürler. olasınız. Değerli izleyenler, biz bu akşam çocuk eğitimine bir pencere açmak istedik. Anne baba olma sanatından bahsettik kıymetli konuğumla. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.